Efendim, kamuoyu araştırmacısı, yazar Bekir Ağırdır. Pazartesi buluşmalarımız devam ediyor. Bekir abi günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar. Soğan olmuş 25 lira. Bugün başlığımız biz neleri konuşuyoruz? Bekir abi o zaman buradan başlayalım. Soğan olmuş 25 lira. Aşık Mahsuni Şerif az önce de işte yayınladık. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, durumumuz bu. Biz neleri konuşuyoruz? Yani bir kere hep konuşuyoruz ya, bir gerçek hayatla siyasi yapılanma arasında müthiş bir yarılma var her şeyden önce. Ama bir yandan da şu anda insanların, Türkiye'deki seçmenin en azından önümüzdeki dönemde oy kullanacak 60.9 milyon yerli seçmenin diyelim. En büyük derdi şu anda geçim derdi her şeyden önce. Yani hanenin dirliği, düzenliği üzerinden bakıyor bizim insanımız. O nedir hanenin dirliği, düzenliği? 4 tane temel unsuru var. Birisi geçim, hanenin geçimi, yani gelir gider dengesi meselesi. Hanenin eğitim ihtiyacı çocukların, hanenin sağlık ihtiyacı hanedeki bütün fertlerin ve hanenin barınma ve güvenlik ihtiyacı. Şimdi bu savunma hattı diyelim ya da işte teoride ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğin zaman da var olabilmek, hayatını sürdürebilmek için gerekli olan ana ihtiyaçlar. Burada müthiş bir dağılma var bir kere. Türkiye toplumunun en büyük problemi son 3-4 yıldır artan bir biçimde, 2017'den beri hatta aslında müthiş bir ekonomik tufan ve giderek de tonu da artıyor. Burada sorun ya enflasyon oldu, fiyatlar %60 arttı, %80 arttı ya da %120 arttı diyememek. Yani şunu diyemiyoruz biz. Tamam, bir takım sayılar açıklanıyor ama gelecek ayda %10 daha mı artar yoksa %50 daha mı artacak? Yani müthiş bir öngörülemezlik var. Şimdi bu soğan üreticisi için de öyle, soğan tüketicisi için de öyle. Yani gelecek ay kabaca bugün 25 liralık soğan 30 lira olur diyemiyoruz. 50 lira da olabilir. Yani asıl bu öngörülemezlik, belirsizlik ve tümüyle hayatın kontrolden çıkması. Aynı zamanda üretici ya da satıcı, özellikle de gıda fiyatlarında müthiş bir savrulma var. Soğanı bırak, lahmacun fiyatlarına bak mesela. Her ya, şeye bakabiliriz. Yani ayrıca korkunç ya da tost fiyatına, simit fiyatına bak. 7,5 lirayla ben 15 lira arasında farklı simitler gördüm ama ortalama İstanbul'da 7,5. Siyasetçi artık öyle çay simit hesabı da yapmıyor, yapamıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bir kere bir geçimle ilgili müthiş bir problematik var her şeyden önce. Çünkü hesap çok basit. 7,5 lira simit, yanında 5 liralık da çay ve 5 liralık da peynir yediğinizi düşünün minicik. Aşağı yukarı 17,5-20 liraya yakın. 3 öğün yeseniz 60 lira. 4 kişilik hanede 240 lira. 30 günde 7200 lira. Asgari ücret. Yani kira yok, elektrik yok, doğalgaz faturası yok. Sadece simit var. Sadece simit. Çay var. Sadece çay küçük ve simit. Peynir. Tabii. Dolayısıyla bir kere bir seçim, bütün bu tartışmalar bir kenara. Sadece bu gerçeklikten bile baktığınız zaman toplumun ne kadar kaygılı, ne kadar endişeli olduğunu görürsün. Onun için onların oy oranı bu mu oldu? B partisinin oy oranı şuraya mı indirileri çıktıları bırak. Sokağa çıktığın zaman insanların gözlerine, yüzlerine bak. Metroya, metrobüse bindiğin zaman, ben hala toplu ulaşım kullanıyorum, onun için bu örneği veriyorum. Fox'a gelirken hoş araba gönderiyorsunuz ama hızlıca yani getirelim diye. Bindiğin zaman bak insanların yüzüne, evet, gözlerine, umut mu, endişe mi var? Endişe ve kaygı baskın. Dolayısıyla da geri kalan diğer siyasetin o, işte Kur'an'dı, seccadeydi, başka tartışmaları o kadar gerçekliğin dışında kalıyor. Peki o zaman oraya geçelim. Bir haberimiz var. Önce siyaset ve siyasette o devam eden vaatler, polemikler. Bir haberimizi izleyelim. Sonra da yani geçim mi, eğitim mi, sağlık mı, barınma, güvenlik mi, seçmen buna mı bakacak? Yoksa siyasetin tutturmuş olduğu dile mi? Biz sandık ufukta görününce vaat bohçasını açan, seçim geçtikten sonra da vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Tam tersine Sayın Erdoğan, 3600'ler yıllardır bu talepte bulunuyorlar, yapmadınız. EYT'lilerin taleplerini yıllarca yerine getirmediniz. En sonunda bizim bastırmamızla kaybedeceğinizi anlayınca bunları yapmak durumunda kaldınız. Samimi değilsiniz. Emeklilerin içine düştüğü işler acısı durumu suistimal ederek birden 5500 liradan 7500 liraya getiriyorum gibi seçim rüşvetleri vermeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar seçim için vaat vermedik, verdiğimiz tüm vaatleri de yerine getirdik sözlerine muhalefet tek tek cevap verdi. Başta ekonomi olmak üzere tutulmayan sözlerin listesi uzun dedi. Kişi başı 25 bin dolar milli gelir demiştiniz. Bugün 9 bin dolar düzeyindeyiz. İşsizlik %5 dediler, %10'u geçti. Biz sözüne sadık, kavline sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran bir Cumhur İttifakıyız. Siz vaat ettiğiniz hiçbir şeyi gerçekleştiremediniz Sayın Erdoğan. %5 enflasyon dediniz, enflasyonu %85'e fırlattınız. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Bu parayla 2009'un Ocak ayında doldurduğunuz bir fileyi bugün doldurmak isterseniz 2209 lira. Hangi yüzle çıkıp biz başarılı olduk, şöyle oldu, böyle oldu deyip milletten o istiyorsun? 200 liranın alım gücünün yıldan yıla nasıl eridiğini anlatan Faik Öztrak, 1 Nisan'da da 21 yılın göz yaşartıcı özeti diyerek bir tablo paylaştı. 2002 yılındaki çeyrek altın fiyatına bugün kuru soğan alınıyor. Bu 1 Nisan şakası değil, 21 yılın göz yaşartan acı özeti. Çalışanların %60'ı açlık sınırının altında ücret alıyor. 3 tane Y vaat ederek geldiniz. Yolsuzluklarla mücadele, yasaklarla mücadele ve yoksullukla mücadele. 3 Y vaat ettiniz, 3'ünü de çuvalladınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde otoriter sistemik yolsuzluk düzeninin var olduğu bir ülkeye dönüştü. Yani yolsuzluğun en çok olduğu ülkelerden biri haline geldi. Gençler nefes alamıyoruz diye bu ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Bundan önceki seçimlerde meydan meydan gezip hayırlı olsun diyordu. İmar affı çıkarttık, hayırlı olsun diyordu. Ve insanlar o af çerçevesinde depreme dayanıksız olduğu görmezden gelinen o binalarda canlarını yitirdiler. Sadece yerine gelmeyen vaatleri üzerinden değil muhalefet, Erdoğan'ın seçim zamanı verilen bazı vaatlerinin sonuçları üzerinden de hedef aldı. Depremde on binlerce canın hayatını kaybetmesinden sonra gündeme oturan İmar aflarını hatırlattı. 21 yılda bu ülkeye 9 tane imar affı getirmişsiniz. Şimdi bundan sonra imar affı yok diyor. Bundan sonra kendi yok. Sandıkta milletimiz onu evine gönderecek. Cumhurbaşkanı seçim ekonomisi uygulamadık diyor. Bu ne kadar doğru? Sonra işte muhalefetteki bunun yansıması, bu bir seçim rüşvetidir. Vaatlerin üzerine yatmadık sözleri. Ya bugün seçmenin ya da hepimizin, her bireyin, bu topraklarda yaşayan her yurttaşın yaşadıklarını bir kere daha ona anlatmaya gerek yok. Yani seçmenin yaşadıklarına altyazı koymak diyorum ben. Hepimiz biliyoruz yani ortada ne olduğunu, fiyatın ne olduğunu, cüzdanımızdaki gelirin giderin ne olduğunu ve insanlar kendileri bizzat biliyorlar. O yüzden tartışma bence bugünün gerçekliğiyle söylemler arasındaki farkı dikkat çekmek değil. Tartışma olması gereken tartışma bugünün gerçekliğini nasıl düzelteceğinizi anlatmak. Yoksa gerisi kuru gürültü. Yani bir ceviz çuvalının içine elinizi sokuyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve bir sürü ses çıkıyor. Ama içi boş. Yani burada hikaye sözlerde değil. Hikaye çünkü insanların bir yaşadığı gerçeklik var. Ve bugün bu nedenle yani iktidar sadece bu ekonomik durum nedeniyle ve ekonomideki yoksullaşma nedeniyle hani hedeflenen her şeyin tümüyle tersine gidiş nedeniyle ama yanı sıra da başka daha temel bir medeniyet tercihi nedeniyle yani geçen programda konuştuk. Bunca soğan 25 lirayı tartışmıyoruz ama kadın meselesini tartışıyoruz mesela değil mi? Kadının gündelik hayatta olup olmayacağını Hizbullah'la oturup tartışan, aleniyet içinde tartışan bir iktidar var karşımızda. Onun için bence muhalefetin iktidarın söylemlerinin boşluğunu arayıp bulmaya söylemesine falan gerek yok. İnsanların bir yaşadığı gerçeklik var. Burada şu anda ekonomik olarak Türkiye öngörülemez, hiçbir politik, ekonomik politikası bilime uygun olmayan, dünya konjonktürüne ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olmayan ve sadece inat uğruna ve keyfi bir takım ihalelerle, bir takım kaynak aktarım politikalarıyla, döviz veya faiz politikalarıyla hemen her konuda ekonomi politikalarında çökmüş bir gerçeklik var karşımızda. Dolayısıyla sorun bunu tespit etmek değil. İhtiyaç buradan çıkışın nasıl olacağını topluma anlatmak aslında. Hepimiz biliyoruz dediniz. Bu arada laf lafa açınca şimdi elinizi işte ceviz çuvalını daldırın sadece ses geliyor falan. Hani böyle bir tarifiniz var. Bir de hani YSK başkanı elini fanusa daldırdığı 4 aday var. Böyle pat diye hemen
çekti orada baktığımızda da oy pusulasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci sırada. İşte diğer adaylar da şu şekilde sıralandı. Muharrem İnce ikinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, Sinan Oğan da dördüncü sırada. Şimdi listenin başında olmak, listenin herhangi bir yerinde üçüncü, dördüncü sırasında olmak bu bir fark ettirir mi seçmende? Hayır. Bunlar birazcık paraziye. Yani hani bütün koşulların çok düzgün olduğu, her şeyin çok normal şartlar altında diye, hani kimyada bir şey vardır ya, formülü açıklarken normal şartlar altında bu böyle olur dersin. Normal şartlar altında olsaydık evet, ama bugün konu bu değil. Yani sıranın nerede olduğunu da önemi yok. Kaldı ki elimizde bir örnek var. 2015 seçimlerinde ve pusulada, o zaman da YSK şöyle bir karar almıştı mesela. Bağımsız adaylar da kaç punto yazıyla, böyle pire gibi harflerle seçim pusulasında oy alacağını, yer alacağını tanımlamıştı. Ve HDP ya da o zamanın işte öncüsü olan Kürt siyasetinin temsilcileri bağımsız giriyorlardı. Ve iple, yani oy pusulası, çünkü çarşaf gibi bir şey de hatırlayacaksın. Bu köşeye koyup iple nereye geliyorsa ipin öbür köşesi oraya mühür basacaksını bile organize edebildi. Yani Türkiye insanı yeterince politize, kimsenin bu konuda kaygısı olmasın. Yani kimse öyle cahillikten, bilmeden rastgele gidiyor bakıyor ve böyle yapıyor ve rastgele birine falan parmak basıyor değil. Onun için sıranın ne olduğunun falan bu seçimlerde önemi yok ve olmayacak yani. Bu tartışmada boş diyorsunuz. Boş tabii. Şimdi o zaman normal şartlar altında olacak ya da olmayacak konulara bir geçiş yapalım. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sözleri Meral Akşener'e yönelik. Sonrasında İYİ Parti'ye yönelik işte o kurşunun isabet etmesi, bir tartışma devam ederken, siyasetin dili üslubu da iyice sertleşirken bizim karşımıza böyle bir fotoğraf çıktı. Artık böyle meydanlara taşınan seccade, sonra Kılıçdaroğlu'nun işte bir iftar programı sırasında çektirmiş olduğu fotoğraf. Ben samimi Müslümanlara sığınıyorum ve üzgünüm böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasından diye de kendisini anlattığı, tarif ettiği bir durum var. Haberimizi izleyelim, konuşalım. Yani bu fotoğraf, bu söylem siyasete, siyasetçiye bir şey kazandırır mı? Adaletin bu topraklara gelmesi için 6 lider bir aradayız ve bu ülkeye bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka getireceğiz. Hepimiz söz verdik, sözümüzün arkasında da duracağız. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar sonrasında bir salonda fotoğraflar çekilirken yanlışlıkla bastığı seccade üzerinden kopan fırtınaya dair sözleri. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Saadet Partisi'nin iftarında o kare için bir kez daha üzgünüm dedi. Salondan alkışlar yükseldi. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim, ben onların operasyonunu umursamam. İftiralardan samimi Müslümanlara sığınıyorum sözlerini, operasyonlara rest çekiyorum çıkışı izledi. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz dediniz az önce. Çarşı pazarda ne olup bittiğini de hepimiz biliyoruz. Günah nedir, sevap nedir? Tabii canım. Onu da hepimiz aslında biliyoruz. Peki yine de bu işte muhalefetin yorumu olabilir. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Manipülasyon, algı, gerilim odaklı bir söz, bir dil. Böyle mi geçecek acaba seçim süreci? Böyle geçecek. Yani şimdi deniyor ya, kampanyalar dönemi çok yumuşak kampanya yapılacak. İşte Ramazan ayı olduğu için bir şey yapılamıyor ya da mitingler yapılmaması tercih ediliyor. Siyasetin denildi. Sanki birazcık harareti düşmüş gibi falan. Öyle değil. Yani miting yapılmıyor olabilir ama neredeyse Diyanet'e bağlı cami hocaları üzerinden veya iktidarın sözcüleri üzerinden tümüyle dini söylemler üzerinden bir siyasi kampanya yürüyor zaten. Yani yürümüyor değil, oldukça da sert yürüyor. Çünkü artık iktidar yeni bir siyaset üretme maharetini kaybetmiş durumda. Entelektüel olarak da, kas gücü olarak da. Dolayısıyla siyaset yapmak yerine siyasete müdahale etmeyi tercih ediyorlar. Şöyle de deniliyor Bekir abi, ya bu kadar mı zor durumda iktidar da böyle bir gündem yaratmaya çalışıyor?
Doğru. Yani zor durumda birçok sebepten, illa hani oy oranı meselesinden de öte. Bir kere hem zihni kapasite olarak artık, çünkü bütün sözler tükendi. 20 yıldır ya da özellikle son Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri, özellikle o başkanlık sistemi referandumu sırasında öyle bir hava üretildi ki ve öyle bir hani tek kişiye bütün yetkiyi vermek ve bütün problemlerin bir anda çözüleceği gibi öyle bir beklenti yaratıldı ki, ve de tam tersine hani bir miktarı yapıldı da değil, son 5 yılda da öyle bir savrulma yaşandı ki, bir kere esas itibariyle seçmenin gözünde, zihninde sistem çöktü. Yani bu kadar merkeziyetçi ve tek kişiye bağlı ve o tek kişinin hayalleri, tercihleri, bilgileri ve politikaları çerçevesinde bir hayata mahkum olmanın nelere mal olduğunu da görüyoruz işte. Sadece ekonomide değil, diğer dış politika konularında da öyle, hemen her konuda böyle. Dolayısıyla seçmen gidişatı üzerinden baktığınız zaman ülkenin 1/3'den fazlası neredeyse halinden şikayetçi. 1/3 en azından bu sistem nedeniyle bu problemleri yaşıyoruz konusunda kafası net. Ama siyasetteki karşılığı bunun aynı biçimde oy oranı değil. Çünkü siyasi, hep de söylediğim gibi, siyasi yapı gerçeklikten kopuk bir yerde oluşuyor. Nitekim söylemler de öyle. O nedenle zaten bu söylemin karşılığı olan seçmen, muhalefetin adayı sen de olsaydın, ben de olsaydım, başkası da olsaydı zaten yine oy dürtüyle oy vermeyecek olan, yani ama solcu diye, ama Tayyip Erdoğan'a aşkıyla, ama dini inancı üzerinden düşünerek vesaire, o tercihi hala bütün bu hikayenin içinde, tercihi iktidardan yana olan seçmen zaten bu söylemlerden dolayı falan fikri değişiyor, yeniden iktidara dönüyor değil. Orada bir küçülme var ve büzülme var. Burada mesele muhalefetin neyine kadar organize edip edemeyeceği meselesi. O yüzden iktidarın artık yeni bir söylemi olmadığı gibi, bildiğimiz çok daha sert, daha özüne de dönük ve işte Hüdapar meselesi böyle, kadın meselesini tartışmak böyle, şimdi Kur'an seccade üzerinden yapılanlar öyle, karanlık siyaset diyorum ben. Yani o sosyal medyada ya da işte bu seccade meselesini böyle abartmak, gündemde tutmaklar dahil, hani ya da bel altı siyaset. Hani doğrudan mitingde sizin söyleyemediğinizi, hoş Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok söyleyemediği cümlede yok ama yine de hani söylemesem iyi olur denilenler de bir başka mekanizmalar için, hani aktroller deniyor, başka şeyler deniyor. Bir karanlık siyaset dönemi bu. Bunun seçmende karşılığı var mı diye soruyorsan, bana soruyorsan, hayır yok. Yani ama şöyle mi Bekir abi? Tam Kılıçdaroğlu'na oy verecektim, bu fotoğrafı gördüm, Erdoğan'a vereceğim. Hayır, böyle bir şey var mı? Hayır, böyle bir seçme. Artık geldiğimiz noktada konu bu değil. Ama şöyle bir temel problemimiz var. Bu fotoğraf olsaydı da olmasaydı da, kutuplaşmanın aşk ve sadakat ilişkisi, yani bir kimliğin, ben dindarım diyorsunuz ya da sekülerim diyorsunuz ya da Kürdüm diyorsunuz ve sizi temsil eden partiye olan, aynı zamanda kimliğinize olan sadakatiniz ve o partiye olan aşkınız iken, iktidar bunu kaybetmiş durumda. Ama hala diri olan ve geçerli olan şey, ben bir partiye olan ilişkimi zayıflamış ya da o partiye bakışım, inancım, güvenim, seçimi kazanacaklarına ya da ülkeyi yönetme maharetlerine ya da o vaatlerini yerine getireceklerine olan güvenim sarsılmış. Ama karşı öbür partiye olan güvenim de henüz oluşmamış. Yani bir karşı partiye olan negatif duygum, olumsuz duygum hala sürüyor ve diri. Dolayısıyla aşk ilişkisinin olmadığı, nefret ilişkisinin geçerli olduğu seçmen kümeleri var. O seçmen kümesi zaten Kur'an fotoğrafı görseydi de nefret duygusu içinde diyelim Kemal Bey'e karşı, seccade fotoğrafı olsaydı da olmasaydı da zaten, ama sol fikriyattan dolayı, ama Kemal Bey'in kimliğinden dolayı, ama Tayyip Erdoğan'a karşı pozisyonu var diye, şu diye, bu diye. Ama bütün bu hikayenin artık bir karşılığı yok her şeyden önce. Neden? Çünkü soğan 25 lira. Yani o ürettiğiniz soyut hararet bu gerçeklik karşısında eriyor. Yani evet, evet, insanlar diyelim çok dindar. İşin gerçeği de bu, evet, açıkçası. Çok dindar mesela, çok Ayasofya'nın açılmasından, cami olmasından müthiş mutlu. Evet, cuma günü oraya gidip anlı secdeye vardığında belki hiç samimiyetten, yüreğinden gelerek huşu içinde ağlıyor. Ama camiden, Ayasofya'dan çıkıp evine gelirken bakkala giriyor ve soğan 25 lira. Ve bu fotoğrafı görüyor. Bu fotoğrafı görüyor. Dolayısıyla hikaye
burada o gerçekliğin ürettiği hararet, burada sizin o soyut anlatılarınızın, nefret söylemlerinizin, ayrımcı söylemlerin ya da aşk sadakat söylemlerinin falan bütün hararetini alıyor götürüyor. Şimdi bir haber, bir de ses duyacaksınız. Hemen peş peşe onları izleyelim birlikte. Bir analiz isteyeceğim bugünkü pazartesi buluşmamızda Bekir Ardır'dan. Ankara 2. Bölge Milletvekili adaylarını belirlemek üzere toplandılar. Oylama sırasında aday adayları birbirine girdi. İYİ Parti'nin temayül yoklamasında çıkan kavgada yine partililerin araya girmesiyle sular duruldu. İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimi dolayısıyla milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklamalarına başladı. Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayları için oylama sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstenmeyen görüntüler yaşandı oylama salonunda. Kavgayı önlemek isteyenler de araya girince kısa süreli arbede yaşandı. Aday adayları ve ekipleri arasında yaşanan kavga İYİ Partililerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu. Sular duruldu. İYİ Parti temayül yoklamasında yaşananlar ve bir de TİP Başkanı Erkan Baş. Sayın Muharrem İnce'nin de adaylığı kesinleşti. Ona dönük bir şey söylemek ister misiniz? Yani İstemem. şöyle soralım bu soruyu. Sizin popülaritenizle Sayın Muharrem İnce'nin popülaritesini benzetenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, hiç öyle bir benzerlik yok. Bakın bizim memleketin bütünlüklü çıkarlarından başka hiçbir çıkarımız yoktur. Bakın çok açık söyleyeceğim burada. Ben bir partinin genel başkanıyım. Ama benim partimin çıkarlarının üstünde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çıkarları vardır. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çıkarlarının üstünde bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların çıkarları vardır. Yani ben başından bu yana tüm siyasilere şu çağrıyı yapmaya çalıştım. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kimsenin kendisini, partisini, kendi ittifakını önceleyerek değerlendirme yapması, düşünmesi doğru değil. Böyle bir evrede değiliz. Herkes ama herkes bu ülkede yaşayan, ya bakın bu ülkenin %99'u acı çekiyor ya. %99'u acı çeken bir ülkede küçük hesaplar yapmanın zamanı mıdır yani? Şimdi küçük hesaplar yapmanın zamanı değil diyor Erkan Baş. Sonra İYİ Parti'de yaşanan o heyecanlı temayül yoklaması ve benim sorum da bir tarafta Muharrem İnce, işte onun siyaseten yürüdüğü yol. Diğer tarafta muhalefetteki heyecan ama gerginliğe ve yumruklaşmaya varan da bir heyecan belki bunu değerlendirmesi. İlk turda biter mi bu yarış? Nasıl gidiyor? Muhtemelen bitecek. Muhtemelen bitecek. Muhtemelen bitecek birinci turda, evet. Birinci Peki, turda bitecek. Geçen haftadan bu haftaya fikirler... Yok, hayır yani... Bütün bu hikayeler o kadar öyle anlık büyük şeyler üretmiyor. Yani üreten tabii ki bir kesim var. Yani konuştuğumuz 61 milyon seçmen, 3 milyon da yurt dışı seçmen var, 64 milyon seçmen. Tabii ki içinde yani bizim geliştirdiğimiz, KONDA'da geliştirdiğimiz bir modellemeyle söyleyeyim. Son dakikacı seçmen dediğimiz. Yani gazeteyi eline aldığı zaman sadece spor sayfalarına bakan, İstanbul Belediye Başkanı kim diye bilmeyen, ve hayatla ilişkisi siyaset üzerinden hiç mi hiç olmayan kabaca %8 ila 10 gibi bir seçmen var. Onların çok önemli bir kısmı zaten sandığa da gitmiyor. Ama gidecek olanları diyelim o 8 puanın 4 puanı gidecekse sandığa işte bütün bu hikayeden etkilenecek olan o 4 milyon. Şey %4 seçmen. Yoksa yani toplamı 2,5 milyon mertebesinde seçmen etkilenecek bütün bu tartışmalardan. Yoksa öbürlerinin kanaati bugünden belli 58 milyon orada sorun yok. Ve o nedenle de birinci turda çok muhtemelen bitecek. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu kimin haber... lehine bitecek? Gözleminiz? Gözlemin muhalefetin lehine. Yani iktidarın kaybedeceğini biliyoruz. Muhalefetin kazanıp kazanmayacağı muhalefetin maharetine bağlı. Yani ya da birinci turda kaç oyla bitirip bitiremeyeceği. Çünkü iktidarın ya da Tayyip Bey'in
oy potansiyeli artık %42-43'ler, bir çok zorladığı zaman bile 45'leri aşabilecek durumda değil. O yüzden de AK Parti'nin stratejisi yeni seçmen kazanmak değil. O yüzden Kur'an seccade diyor. Eskiden bir kez de olsa AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yeniden AK Parti'ye geri gelmesini sağlamaya çalışıyor. Ve ona soğanın 25 lira olduğunu unut, Kur'an daha önemli demeye çalışıyor. Onun için oradaki potansiyel belli. Ama muhalefetteki potansiyel, yani 64 milyon seçmen üzerinden kabaca hesap yaptığımızda ve şimdiye kadarki 19 seçimdeki ortalamaları dikkate aldığımızda, yani seçime katılma, geçerli oy ya da geçersiz oy vesaireye baktığımızda 53-54 milyon mertebesinde geçerli oydan kabaca sayım yapacağız. Ve 14 Mayıs akşamı seninle burada bu ekranda 27 milyona kim ulaştı diye bakıyor olacağız. Evet. Bu tablodan baktığınızda Tayyip Bey'in potansiyel oyu hala 21-22 milyonlarda kalmış durumda. Kemal Bey'in potansiyel oyu 31-32 milyon ama onun içinden 27 milyonu toparlayıp toparlayamayacağı, Muharrem İnce veya Kemal Bey'in, Muharrem İnce'nin ne kadar oy alacağına, Sinan Oğan'ın ne kadar oy alacağına ve Kemal Bey'in neyi ne kadar başarıp başaramayacağına bağlı. İşin bir yanı bu. Ama buradaki üç görüntüyü peş peşe baktığın zaman siyasi kültürümüzle ilgili bir mesele var ve üçü üç başka mesele ifade ediyor. Yani orada hani Uğur Dündar da soruyor ya Erkan Baş'a, popülerite. Yani Erkan Baş ya da tip ile Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin popülerite üzerinden kıyaslamak ve buradan ölçü yapmak doğru değil. Farklı şeyler var. Muharrem İnce ve Memleket Partisi bütün bu gidişata karşı son derece öfkeli, kızgın, umutsuz, kendini çaresiz hisseden, seçimden sonra da seçimle bir çare olmayacak kanaatinde olan, önemli bir kesimi de hatta yarıdan fazlası da gençler olan, hatta bir kısmı da muhtemelen seçmen bile olmayan gençler olan bir kızgınlığın ifadesi. Ve o 3 ay önce örneğin bütün anketlerde ya da kamuoyuna yayınlanan her şeye baktığın zaman Ümit Özdağ ve Zafer Partisi öndeydi değil mi? Çünkü niye? Evet. O kızgınlığa bir adres gösteriyor. Suriyeliler diyor. Bir adres var bakalım mı bu arada? Şimdi Muharrem Bey de bir adres gösteriyor. Bu iki büyük akım yüzünden diyor. Onun için o bir kızgınlık, hareket eden bir kızgınlık. Bir liste var karşımıza çıktı ve hani ev aldı, konut aldı, vatandaş oldu. Bir tarafıyla da seçim güvenliğini konuşalım istiyorum. Evet. Ama Timur Soykan, gazeteci Timur Soykan'ın paylaşımı, İstanbul Ataköy'de bir seçmen listesi. Yani doğuştan Türk vatandaşı yok. İşte bu da bir adres ve karşımıza çıkan bir tablo. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar verecekler. Seçmen listesindeler artık. Evet. Verecekler tabii. Nasıl Almanya'daki Türkler Almanya'nın geleceği için oy kullanıyorsa artık vatandaş olmuş olanları, buradakiler de vatandaş olanlar. Şimdi gerçek sayıyı hala bilmiyoruz. Yani seçmen kütükleri askıdan indi. Şimdi YSK'nın açıklamasını bekliyoruz bir sayı olarak. Sen ben bir kere bunu işte bu gazetecilik. Yani buna normal vatandaş bu bilgiye erişemiyor. Sadece il bazında kaç kişi olduğunu açıklayacak YSK. Ve de oradan doğum yerleri bilgilerine bakarak şu kadar da yurt dışından gelmiş sonra vatandaş olmuş seçmen var ya da bu kadar ordulu seçmen var diye açıklayacak bunu bilmiyoruz. Ama şu imkanımız var. Bu seçmen listeleri seçime girebilir yetkisi hakkı olan partilere veriliyor. Dolayısıyla partilerin ve özellikle Altılı Masa'nın ve Millet İttifakı'nın bu analizleri yapmasını ve diyelim hafta sonunda kamuoyunu bilgilendirmesini beklememiz lazım. Bunlar bunu yapabilirler. Bu veriler partilerin elinde olacak. Ama Timur'un yaptığı gerçekten bir gazetecilik. Evet, ülkemizde de bir dönem yayınlanan, açıklanan bir sayıya göre 370 bin civarında, bir başka sayıya göre 500 bini aşmış sayıda Türk vatandaşlığı şeyini almış. %1-1,5 oy mu demek bu? Hepsi giderse aşağı sandım. Yukarı %1-1,5 ama bir yandan da kamuoyuna şunu söylemek lazım. Bu insanların hepsinin birden iktidara oy vereceğini falan beklemek çok da öyle değil hikayeler. Yani seçmen dediğimiz insanlar ya da yurt dışında doğmuş da olsa, sonradan Türk vatandaşı da olsa, doğuştan itibaren Türk vatandaşı da olsa seçmen davranışının birçok başka dürtüsü var. Tek başına yani Almanya'ya giden yurttaşlarımız örneğin Alman seçimleri için oy kullanırlarken sadece onlara vatandaşlık yetkisi verene mi veriyorlar? Hayır, tam tersine Almanya'daki Türkler, Hollanda'daki Türkler genellikle Almanya'da, Hollanda'da muhalif sol partilere oy veriyorlar. Yani mesele tam birebir böyle açıklanamaz. Ama şuna ihtiyacımız var. Sayı ister 10 kişi olsun ister 10 milyon olsun. Kamunun
toplumu doğru dürüst bu konularda bilgilendirmesine, bilgilerin şeffaf olmasına ve senin benim bizim hakkımızda, kendi hakkımızda karar verecek olan insanlara dair verileri bilmemizde yarar var, gerekli. Demokrasi de bu. Seçim güvenliği meselesi de bu. Şimdi sen de sandık güvenliği, seçim güvenliği diyorsun. Evet. Şimdi ikiye ayıralım. Sandık güvenliği o gün mühürü bastığımız oyların gerçekten doğru yerli yerince sayılması ve tutanaklara kayda geçmesi. Ama seçim güvenliği bu değil. Seçim güvenliği şu andan itibaren her fikrin, her farklı fikrin özgürce tartışılabilmesi, seçmenin her iddia, her siyasi manifesto, her siyasi aday hakkında ihtiyacı olan bütün bilgiye açık, şeffaf bir biçimde ulaşabilmesi, kamuoyunda tartışmaların kısıtlanmadan, akşamları o 50 kanalda birden aynı konuşan insanların ve aynı kişilerle bir iktidar propagandasının değil, muhalefetin de konuşabiliyor olduğu bir süreç. Onun için bugün seçim güvenliği var mı Türkiye'de? Hayır, sorunlu. Çünkü hükümet istedi, bak herhangi bir dizi diye televizyon kanalını engelleyebiliyor. Dizinin içinde siyasi imalar var diye engelliyor. Vesaire. Dolayısıyla seçim güvenliğimiz tartışmalı. Sandık güvenliği için ama el birliğiyle sandıklara sahip çıkıp kendimiz sağlayabiliriz. Hükümet ya da başkaları ne yaparsa yapsın sandık güvenliğini kendimiz sağlayabiliriz. O gün görev işimizi doğru yaparsak. Ama seçim güvenliği için eksiklikleri ancak hükümeti eleştirmenin dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Bekir abi, şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde dünyanın raporunu alacağız. Zafer Söken'den, Çalar Saat Bülten sorumlusundan. Siyaset diyeceğiz, seçim güvenliğini konuşacağız. Bugün başlığımız soğan olmuş, 25 lira. Şimdi bağımsız araştırmacılar, akademisyenler, onların bir enflasyon hesabı var. Soğan olmuş 25 lira derken bakın karşımıza ENAG'ın nasıl bir enflasyon rakamı çıkıyor. Mart ayı enflasyon verisi %5.8, son 12 ayda yıllık enflasyon %112.51. Geçen aya göre Bekir abi biraz düşüş var ama seviye %112.51. Ama Merkez Bankası Başkanı'na baktığınızda sabitlendi, az kaldı, bitiyor enflasyonu, yendik, yeneceğiz. Bekir abi çok teşekkür ederim. Bekir Ardır, kamuoyu araştırmacısı, yazar. Pazartesi buluşmalarımız devam edecek. Sandığa 41 gün kaldı ve biz pazartesi günlerinde ve belki olağanüstü günlerde de yan yana gelip değerlendirmeler yapacağız. Şimdi reklamlara gidelim. Yine hızlıca döneceğiz.